İngilizce'de günlük yaşamda en çok kullanılan kelime ve cümle kalıplarıyla yazılmış olan bu hikayede 416 kelime ve 23 cümle kalıbı öğreneceksiniz. Bu hikayeyi sizlere öğrendiklerinizin iyice aklınıza kazınması için konsantrasyon arttırıcı müzik eşliğinde ve aynı anda iki dilde okuyacağım. Bu kaydı kendinizi rahat ve huzurlu hissettiğiniz bir ortamda yürürken, otururken, uzanırken veya bir toplu taşımda dinleyebilirsiniz. Hikayelerin tekrarsız, sadece İngilizce versiyonları ile kendinizi test etmek için Elite Plus üye olabilirsiniz. Previously on the Silent Secrets of Women. Kadınların sessiz sırlarında daha önce. I know it's short notice. But I want to swap houses with you. Biliyorum son anda ama sizinle evleri değişmek istiyorum. Where do you live? Nerede yaşıyorsun? In New York. I'm packing my bags. Çantalarımı hazırlıyorum. Kızlar yolculuk için hazırlanırken sizlere bir haber vereyim. Eğer hikayeleri daha iyi anlamak ve İngilizcenizi sağlam temeller üzerinde daha da geliştirmek istiyorsanız pakademi.com.tr adresindeki eğitim portalımızdaki kurslara göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi video açıklamasında. So, Emma packed her bags. Böylelikle Emma çantalarını topladı and hopped on ve hopladı. Hopped on a plane. Bir uçağa bindi. Emma packed her bags and hopped on a plane to the big city. Emma çantalarını topladı ve büyük şehre doğru bir uçağa atladı. While Melanie flew across the ocean. Melanie okyanus aşırı uçarken. Okyanusun bir tarafından diğer tarafına uçarken. While Melanie flew across the ocean to the charming English countryside. Melanie, büyüleyici İngiliz kırsal bölgesine okyanusu aşarak uçarken. Bag, çanta, to hop on a plane. Bir uçağa binmek, big, büyük. City, şehir. While, iken. To fly, uçmak. To fly across the ocean, okyanusu uçarak geçmek. Charming, büyüleyici. Countryside, kırsal bölge. In New York, New York'ta. Emma admired. Emma hayran oldu. Emma admired the tall buildings. Emma yüksek binalara hayran oldu. Emma admired the tall buildings and the busy city life. Emma yüksek binalara ve yoğun şehir hayatına hayran oldu. She explored. O keşfetti. She explored Central Park. O Central Park'ı keşfetti. Tasted, tadına baktı. Delicious, lezzetli. Street food, sokak yemeği. Tasted delicious street food. Lezzetli sokak yemeklerinin tadına baktı. And even ve hatta got lost. Hatta kayboldu. And even got lost in the crowded subway. Hatta kalabalık metroda kayboldu. Crowded, kalabalık. Subway, metro. Emma explored Central Park, tasted delicious street food, and even got lost in the crowded subway. Emma Central Park'ı keşfetti, lezzetli sokak yemeklerinin tadına vardı ve hatta kalabalık metroda kayboldu. Everything, her şey, everything was so different. Her şey çok farklıydı. Everything was so different from her quiet village. Her şey onun sessiz köyünden çok farklıydı. Everything, her şey,
different, farklı, quiet, sessiz, village, köy. Meanwhile in England, o esnada İngiltere'de, Melanie was impressed. Melanie etkilenmişti. Melanie was impressed by the beautiful landscapes. Melanie güzel manzaralardan etkilenmişti. Cobblestone streets. Arnavut kaldırımı sokaklar. And the warmth. Ve sıcaklığı. The warmth of the local pubs. Yerel barların sıcaklığı. Melanie was impressed by the beautiful landscapes, cobblestone streets and the warmth of the local pubs. Melanie güzel manzaralardan, Arnavut kaldırımı sokaklardan ve yerel barların sıcaklığından çok etkilenmişti. She liked the slower pace of life. O daha yavaş tempolu hayatı beğendi. Taking long walks in the countryside. Kırsal bölgede uzun yürüyüşlere çıkmayı beğendi. And enjoying the cozy fireplace in Emma's cottage. Ve Emma'nın köy evindeki samimi şöminenin keyfini çıkarmayı sevdi. She liked the slower pace of life, taking long walks in the countryside and enjoying the cozy fireplace in Emma's cottage. O daha yavaş tempolu hayatı, kırsal kesimde uzun yürüyüşlere çıkmayı ve Emma'nın köy evindeki samimi şöminenin keyfini çıkarmayı sevdi. As the days went by, günler geçerken, as the days went by, günler geçerken, Melanie and Emma started. Melanie ve Emma başladılar. Melanie and Emma started to feel. Melanie ve Emma hissetmeye başladılar. Melanie and Emma started to feel more at home. Melanie ve Emma daha çok evdeymiş gibi hissetmeye başladılar. They started to feel more at home in their new neighborhood. Onlar yeni mahallelerinde kendilerini evdeymiş gibi hissetmeye başladılar. Little did they know that something magical was about to happen. Sihirli bir şeylerin gerçekleşmek üzere olduğunu bilmiyorlardı ki. Little did they know. Azıcık biliyorlardı, neredeyse hiç bilmiyorlardı. Little did they know that something magical was about to happen. Sihirli bir şeylerin gerçekleşmek üzere olduğu hakkında çok az fikirleri vardı. To be impressed by something. Bir şeyden etkilenmek. Beautiful. Güzel. Landscape. Manzara. Street. Sokak. To take a walk. Yürüyüşe çıkmak. To enjoy. Keyfine varmak. Cozy. Samimi, sevimli. Fireplace. Şömine. Cottage. Köy evi. As the days went by. Günler geçerken. To start. Başlamak. To feel. Hissetmek. More. Daha çok. To feel at home. Evde hissetmek. Neighborhood. Mahalle. Magical. Sihirli. Magic. Sihir. I'm about to go. Gitmek üzereyim. She's about to speak. O konuşmak üzere. One evening in New York. New York'ta bir akşam. Oh my God, who are you? Aman tanrım, sen de kimsin? Who are you? Asıl sen kimsin? Isn't this Melanie's apartment?
bu Melanie'nin dairesi değil mi? After Melanie explained the situation, Melanie durumu anlattıktan sonra Richard calmed down. Richard sakinleşti. Richard calmed down and they sat down. Richard sakinleşti ve onlar oturdular. They began to talk. Konuşmaya başladılar. And soon enough, ve çok geçmeden, Emma felt a spark of connection. Emma bir bağlantı kıvılcımı hissetti. They had so many things in common. Paylaştıkları çok fazla şey vardı. To explain, açıklamak, situation, durum, to calm down, sakinleşmek, to sit down, oturmak, to begin to do something, bir şey yapmaya başlamak, to talk, konuşmak, soon, yakında, süre olarak, to feel, hissetmek, spark, kıvılcım, connection, bağlantı, to have many things in common. Çok fazla ortak noktaya sahip olmak. No way! Are you a software developer as well? Olamaz, sen de mi bir yazılımcısın? You too? What a coincidence! Sen de mi? Nasıl bir tesadüf? What kind of music do you like? Ne tür müzik seversin? Okay, this may sound a bit weird, but I like opera. Bu biraz kulağa garip gelebilir ama ben opera seviyorum. No way! I love opera! Olamaz, operaya aşığım. But wait a minute, how do you know Melanie? Bir dakika, sen Melanie'yi nereden tanıyorsun? Richard hesitated. Richard tereddüt etti. Richard hesitated for a second. Richard bir saniyeliğine tereddüt etti. I'm Melanie's big brother. Ben Melanie'nin abisiyim. Oh, how nice. Aa, ne kadar güzel. The situation, durum, the situation was getting even more complicated. Durum daha da karmaşıklaşıyordu. The situation was getting even more complicated without them noticing. Durum onlar fark etmeden daha da karmaşıklaşıyordu. Southampton, England. On the other side, diğer tarafta, on the other side of the Atlantic, Atlantik'in diğer tarafında, Melanie met a friendly and handsome gardener. Melanie, arkadaş canlısı ve yakışıklı bir bahçıvanla tanıştı. A gardener named Oliver. Oliver adında bir bahçıvan. While exploring the charming village. Büyüleyici köyü keşfederken, Melanie met a friendly and handsome gardener named Oliver while exploring the charming village. Melanie büyüleyici köyü keşfederken arkadaş canlısı ve yakışıklı bir bahçıvanla tanıştı. Their common love, onların ortak aşkı, their common love for nature, onların doğaya olan ortak aşkı, brought them together, onları bir araya getirdi.
They enjoyed spending time together. Birlikte vakit geçirmekten hoşlandılar. They enjoyed spending time together as they walked through the snow-covered gardens. Onlar karla kaplanmış bahçelerden yürürken birlikte zaman geçirmekten keyif aldılar. On the other side, diğer tarafta. Friendly, arkadaş canlısı. Handsome, yakışıklı. Gardener, bahçıvan. To explore, keşfetmek. Common, ortak. Common love for nature, doğaya olan ortak aşk. To bring together, bir araya getirmek. To spend time together, birlikte zaman geçirmek. Snow, kar. Snow-covered gardens, karla kaplanmış bahçeler. One day, bir gün, Melanie called Emma. Melanie Emma'yı aradı. And the two strangers, ve iki yabancı, the two strangers shared stories. İki yabancı hikayeler paylaştılar. Stories about the new friends. Yeni arkadaşlar hakkındaki hikayeler. The new friends they had made. Edindikleri yeni arkadaşlar. The two strangers shared stories about the new friends they had made. İki yabancı yeni edindikleri arkadaşları hakkındaki hikayeleri paylaştılar. Emma felt a bit shy. Emma biraz utangaç hissetti. Emma felt a bit shy admitting she had a crush on Melanie's brother. Emma, Melanie'nin abisine çarpıldığını itiraf etme konusunda biraz çekingen hissetti. To have a crush on somebody. Birine çarpılmak. Aşk konusunda. So she made up. Ve o uydurdu. So she made up a different story. Bu yüzden o başka bir hikaye uydurdu. So she made up a different story about Richard. Bu yüzden o Richard hakkında başka bir hikaye uydurdu. Emma felt a bit shy admitting she had a crush on Melanie's brother. Emma, Melanie'nin abisine çarpıldığını itiraf etme konusunda biraz çekingen hissetti. So she made up a different story about him. Ve onun hakkında başka bir hikaye uydurdu. They were amazed. Onlar büyülendiler. They were amazed by the unexpected joy and love. Onlar beklenmedik mutluluk ve aşk ile büyülendiler. The unexpected joy and love. Beklenmedik mutluluk ve aşk. The unexpected joy and love that the holiday swap had brought. Tatil değişiminin getirdiği beklenmedik mutluluk ve aşk. The unexpected joy and love that the holiday swap had brought into their lives. Tatil değişiminin onların hayatına getirdiği beklenmedik mutluluk ve aşk. Melanie couldn't stop. Melanie duramıyordu. Melanie couldn't stop smiling. Melanie gülümsemesini durduramıyordu. Melanie couldn't stop smiling as she told Emma about Oliver. Melanie, Emma'ya Oliver'ı anlatırken gülmeden edemiyordu. And
Emma's eyes sparkled. Ve Emma'nın gözleri parladı. As she spoke of Richard. Ve Richard'dan konuşurken Emma'nın gözleri parlıyordu. To call. Aramak. Stranger. Yabancı. Strange. Garip. Stranger. Yabancı. To share. Paylaşmak. Story. Hikaye. About. Hakkında. Friend. Arkadaş. To make a friend. Bir arkadaş edinmek. Shy. Utangaç. To admit. İtiraf etmek. To have a crush on somebody. Birine çarpılmak. Brother. Kardeş, abi. To make up a story. Bir hikaye uydurmak. To be amazed by something. Bir şeyden büyülenmek. Unexpected. Beklenmedik. Love. Aşk. Holiday swap. Tatil değişimi. Swap. Değiş tokuş. Life. Hayat. Sparkle. Kıvılcım. Emma's eyes sparkled as she spoke of Richard. Emma, Richard'dan bahsederken gözleri parladı. Richard, can you tell me how and where you met this guy again? Richard mı? Bu adamla nerede ve nasıl tanıştığını tekrar anlatır mısın? Yeah, I was shy to tell you. Evet, sana söylemeye utanıyordum. Yeah, I was shy to tell you that I accidentally fell in love. With your brother. Evet, ben abine aşık olduğumu sana söylemeye utandım. Brother? Emma! I don't have a brother. Abimi? Emma, benim abim yok ki.